Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şekerpare tarifimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak şerbetimi yapmakla başlıyorum. 4 su bardağı toz şekerimi tencereme koyuyorum. 4 su bardağı suyumu da ilave ediyorum. Ocağımızın altını açıp şerbetimizi yapmaya başlıyoruz. Şerbetimizi ara ara karıştıralım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. 5 dakika kadar daha kaynatıp üzerine 5-6 damla limon suyu sıkıyoruz. Ve ocağımızın altını kapatalım. Şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şekerparemizin hamuru için 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurtayı alıp kaşıkla güzelce karıştıralım. Tereyağımızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Daha sonra 1 çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamızı ilave edip karıştıralım. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Unumu gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum. Hamurun kıvamına göre ayarlamaya çalışıyorum. Benim bardağım büyük olduğu için ben toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuza unu çok koyup sertleştirmemeye dikkat edelim. İyice hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Şimdi fırın tepsimize pişirme kağıdımızı serdik. Cevizden birazcık daha büyük parçalar koparıp hamurumuza şekil vermeye başlıyoruz. Şekerparelerimizi tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim ki birbirine yapışmasın. Bütün hamurumuzu bu şekilde yuvarlayalım, şekil verelim. Şekillendirdikten sonra ortalarına fındık koyuyorum. Fındıklarımı içe doğru bastırıyorum hafif. Benim bu ölçüme göre toplamda 28 adet şekerpare çıktı. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ama çok hafif. Yumurta kokusu olsun istemiyorum tatlımda.
yayılmaması için fırınımızı önceden ısıttık. 180 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar tatlımızı pişirelim. Tatlılarımız pişti. Şimdi fırın tepsisinden alıp borcamımıza yerleştiriyoruz. Bu arada ilk sıcağı da çıkmış olacaktır ve şerbeti daha güzel çekecektir. Tatlımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra şimdi şerbetimizi ilave ediyoruz. Tatlımızın daha iyi yumuşaması ve şerbeti tam çekmesi için ağzını uygun bir kap ile kapatalım. Şekerpare tatlınızı birkaç saat dinlendirip servis edebilirsiniz. Pastane tatlılarını aratmayan bu tarifimi mutlaka denemenizi öneririm. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.